Dünyada son zamanda sıkça uygulanan renal denervasyon yöntemi inatçı hipertansiyona savaş açtı. Yöntem %100 başarılı. Anjiyo gibi kasıktan uygulanan yöntemle tansiyon çok daha dengeli hale geliyor. Nasıl mı? İzliyoruz. Ne biçim bilmem yapamıyordum. Yerleri silemiyordum. Oldum, iş hareket olmayınca kilo aldım. 4 tane kullanıyordum 4 ilaçtan. 4 ilaç birden kullanıyordum. Evet, 4 ilaç kullanıyordum. 10 yıldır hipertansiyon hastası olan 50 yaşındaki Ayten Kolat işte böyle anlattı yaşadığı büyük sağlık sorununu. Dozları da yükselttiler. O da yetmiyor. Artık 320'lik dozlara çıktı. O da yetmiyordu. Yüksek olduğu zaman 19 lira kadar 20 lira kadar çıkıyordu. En düşüğü 14'tü. Ama artık renal denervasyon yöntemi sayesinde çok daha sağlıklı. Tansiyonu normale düştü. Çok mutluyum. Gündeki hayatım normal devam ediyor. Tansiyonum 9'dan 12 arası devam ediyor. İnip çıkıyor işte. İyiyim yani. Dünyada her 3 kişiden biri hipertansiyon hastası. Üstelik önlem alınmazsa hayatı riske sokuyor. Renal denervasyon yöntemini Türkiye'de uygulayan sayılı hastane var. Uygulanması ise bir hayli maharet istiyor. Renal denervasyon yöntemi özellikle ilaçla kontrol edilemeyen hipertansiyonda kontrol edilmeyi sağlayan yeni bir yöntem. Yöntemin başarısı ise hayli yüksek. Yaklaşık hastaların %80'inde 90'ında başarı elde edilebiliyor. Başarıdan kastettiğimiz 6 ayın sonunda hastalarda ortalama 30 puanlık bir kan basıncı düşüşü oluyor. Gelelim yöntemin nasıl uygulandığına. Renal denervasyon yöntemi aslında koroner anjiyografiye çok benzer bir ortamda yapılıyor. Koroner anjiyo laboratuvarına hastamızı alıyoruz. Hasta uyanık oluyor ve lokal anesteziyle kasık bölgesindeki bir atar damar kullanılarak böbrek damarlarına ulaşılıyor. Bunun için biz oldukça ince ve yumuşak kateterler kullanıyoruz ve her iki böbrek damarına da radyo frekans dediğimiz bir enerji vererek bu işlemi gerçekleştiriyoruz.